Selamün aleyküm değerli takipçilerim. Herkese hayırlı günler, sağlıklı, sıhhatlı, huzurlu, mutlu günler. Arkadaşlar, bir aydır evde hastaydım, yatıyordum. Bugün bir şöyle gezmeye çıkalım dedim Feride arkadaşımla. Eski komşum ev aldı. Hem onun evini bir görelim. Feride'nin de kızı tabii bu arada. Hem de onları ziyaret edelim dedik. Şöyle de asansöre binmedim. Yoruldum. Merdivenlerden çıkalım. Biz gelmeye de kapıyı sonuna kadar açmışlar. Müret yengeminin Sümeyyacığım. Ev sahibi hiç kapıyı açmış, ev sahibi içeride. Kimo buyurun. Sen benden önce geldin oturdun, kimo buyurun diyor. Yeni ev aldılar arkadaşlar. Hem dedik evlerini görelim. Feride ile bayağıdır da gelmiyorduk, görüşmüyorduk. Görüşmüyorduk. He, bir araya gelelim, bir stres atalım dedik. Gelin de bu tarafa mı çekiyorsun, nereye çekiyorsun? Sen oraya gelmiyorum daha. Ha. Geç sen. Görünmek istemeyenleri geçiyorum. Şurası salon, şöyle şuradan başlayayım. Eve bayıldım, bayıldım, bayıldım. Allah'ım ağızladığıyla otursun, oturtmayı nasip etsin. Rabbim tüm olmayanlara versin inşallah. Sağlıklı, sıhhatlı, huzurlu oturmayı nasip etsin. Burası salonu. Işık düşüyor şöyle. Oturmadan, nefes almadan bir evinin turunu bir yapayım. Şöyle bir lavabosu var. Şurası kileri. Ben daha önce bir geldim de. Allah çekmediydim. Amin. Allah'ım tüm olmayanlara nasip etsin inşallah. Herkese. Allah'ım ağızladığıyla otursun. Kim ne istiyorsa versin, nasip etsin. Şöyle kendimi de göstereyim. Mutfakta mısın Sümeyye? He. İyi, şu yanına yöneleyim dur. Gene burada mı? He. Şurası karşı yatak odası, şurası banyosu, şurası çocuk odası, şurası Müret yengeciğimin odası, bir dolap koymuş, bir baza koymuş, tertemiz, bir de halı. Burası da çocuk odası. Şöyle buraya da bir dolap yaptırmış. Mis gibi olmuş. Kapısını kapatalım. Şu tarafta yatak odası, orayı göstermeyelim. Burası da babaannenin odası, Mürvet yengenin. Demin gösterdim zaten. Sümeyye, kadrajdan çıkar mısın? Burası da mutfağı. Sütü taşırdın mı bacı? İyi, aferin. Aferin. 3 tane 4 tane avrat. Bir sütü taşırdınız mı? Sizi reklam ediyorum bak buradan. Sümeyye de bize kısır yapmış, biz gelmeye hoşaf yapmış. Şöyle bir bakayım ne yapmış. Her tarafta hala yapıyor, hazırlık yapıyor Sümeyye. Gelirken annesi de pazardan eksikleri varmış, onları aldı. Şunlar da yerleşecek duruyor masanın üstünde. Burası da mutfağı, harika, çok güzel. Geç Sümeyye. Ben de kim olabilir? Hadi geç. Şimdi Sümeyye bir taraftan çekiyor, ben bir taraftan onu kaçırmaya çalışıyorum. Çek. Burası da oturma odası. Bir de Müret yengeyi kaçıracağım. Bir Sümeyye'yi kaçıracağım. Çok ayıtlıyoruz. Selamun aleyküm herkese. Arkadaşımla yine kavuştuk. Aynen. Uzun zaman olmuştu. Eşimden dolayı 3 aydan beri görüşemiyorduk. Bugün şeytanın bacağını kırdık, buluştuk. Eşi yurt dışında arkadaşımın izine geldiydi. O izindeyken de görüşemedik. Aynen öyle. Hasret kaldık birbirimize. Stres atmamız gerekiyordu. O gider gitmez fırsat bulduk. Evet, fırsatla değerlendirdik. Şöyle soframızı da hazırlamış. Hamile olan herkes hakkını helal etsin. Sümeyye hazırlamış. Elinden geldiği kadar ellerine sağlık. Allah bereket versin.
Müret yengeciğim de tabii ki olmazsa olmazımız. Çıtlığımız mı? Çıtlığımız şey. Neydi? Karahindiba. Ha. O değil mi o? Evet. Efendim. Bunun çiçekleri nasıl faydalıymış biliyor musun? Karahindiba yani. Dedikleri bu mu? Topladım gittim. Böyle şeyini de. Hı, sarı çiçekler. He sarı çiçekleri. Bu sene oraya başta. Biraz yiyelim. Toplayalım. Dedim. Ama egzoz görmesi gerek. Görmemesi gerekiyormuş. Hı. O zaman bir faydası olmuyormuş. Nereden bulacağız egzoz? Bizim bahçenin oralardan toplayalım. Ama he ya burada da egzoz görmedik, araba görmedik yer yok ki. Çok lezzetli bu arada. Haydi oturun. Bitti mi? Burası da oturma odası arkadaşlar. Şurası zaten giriş holü. Şimdi biz kısırı görünce de ağzım sulandı. Şimdi biz bir şu otumuzun neybi icabına bakalım. Çıtlığımızın. Soframızın. Ondan sonra ilerleyen saatlerde çekeriz bir şey. He, tekrar görüşürüz. Nasıl gidecek bu video? Nasıl ilerler bilmiyorum. Dövüşür müyük? Konuşur muyuk? Bilemem orasını. Dövüşmeyiz canım. Niye dövüşelim? Dövüşmeyiz canım da. O işin şakası. Görüşürüz. Millet İttifakı'yla Cumhur İttifakı'yla ya. Şeyler. Neydi? Ne oğullarıyla, Seferoğulları'yla? Telloğulları. Telloğulları. Onlara dönmezsek? Aynen. Neyse gelin bakalım. Cinine ne gerek var? Ama bak hayatımızın Allah diyor ki ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Cinler de var. İyisi de var. Zaten onlar da var. İnsan gibiymiş. Ha. Onun da iyisi, kötüsü, gavuru, Müslümanı. Kesinlikle. Onun da. Gene de sağ sol tarafında kiramen katibin senin benim şu anda. Hepimizin ne canım. Müslüman olan herkes bunu bilir tabii, yani. Tabii. Kafirinkini de yazıyor. Müslümanınkini de yazıyor. Biz bunlarla iç içe yaşamaya alışkın olmamız gerekirken O ona yani buna alışmak gerekiyor. Cinden daha beter insanlar var. Sen cinden korkma. Göze görünmeyenden korkma. Göze görünenlerden kork şu anda. Kötü insanların şerrinden, kötü insanların şerrinden. Kötü insandan korkacağım bu zamanda. Kötü insanların şerrinden Allah yapana da lanet etsin bak. Yapana, yaptırana, vesile olana, sebep olana da Allah belasını versin. Amin. Hiçbir kendi insanı, ayağına dolaşsın. Kesin hiçbir insana ben muskayla şunu kendime çevireyim. Bana şirin görünsün. Emin ol sonu yok. Tabii ki de yok canım. Bizim evliliğimiz de öyleydi bak. Eninde sonunda bitti yani. Muskayla başladı sonu olmayan bir şey. Bismillah demeden muskayla başlarsam muskayla da biter yani bitti. Olan ne oldu? Çoluğa çocuk. Aynen. Zaten ayrılıklarda yani olan çocuklar oluyor. Çocuğum oldu. Olan ha, babasız kaldılar. Babasız büyüdüler. Onun vebalini de o kişiler versin de. Yani çok acı bir şey. Gerçekten acı bir şey. Allah'ı insanlarla karşılaştırsın. Allah korkusu olan insanlarla karşılaştırsın. Amin, hepimizi. Amin. Annemde de var bak o. Uzun ben yatamıyorum cingede hayalim. Allah anne, Allah. Anne nerede cingede? Hani anne nerede diyorum. Ne cin anne şunu bir bırak gayrı diyorum. Bir nasıl selak oku diyorum. Yani bak, bunlar topluca tedaviye ihtiyacı bak, var o zaman Feride. Bu evin, annemkinin evinin baştan aşağı temizlenmesi lazım. Kokten temizlenmesi lazım. Siz var ya iyi bir psikiyatri bulacaksınız. Elhamdülillah ben çok iyiyim. Hani böyle olanlara aileden ailecek görünmesi ama lazım. Ama bizim ailenin erkekler, kızlar, çocuklar hepsinin kesinlikle bir tedavi olması lazım. Yazık ya. Psikiyatri olması lazım. Bunun sebebi de baştan yapıldı yani. Hmm. Baştan yapıldı. Bir şeyi, balık baştan kokuyor de. Bak bir şeyi empati kurarak, konuşarak aa evet dedi 3 gün sonra ben onun sözünü dinleyince baktım pes ederek dinledim aslında muska yok. Uğraşmayayım diye dinliyor. Uğraşmayayım pes edin tamam anne sensin dedim. Tamam ya tuttu dedi gitti başka bir şekilde daha yaptı. Böylece bu hepimize de sirayet etti. Ve bizim hepimizde de var. Bak bir yerde bir düğün oluyor. Hastalıklı annenin hastalıklı çocukları. Ve adam bir iyi çalıyor. Buraya mı gitsek? Nasıl hiç alıyor? Canın düğün istedi herhalde. Şurada bir ay sonra düğün sezonu açılıyor. Hani bizim düğün mü vardı gidilecek? Bizim çok yaza çok çıkacak. İnşallah hayırlısı Allah'ım bizi bu... Geceler diyor, kartoncular diyor. Buraya getiriniz kartoncular. İşte bu etrafımızda da vardı. Davar götürüldü işte diyor. Keçiler orada... O gün biz kurban almaya gittik ya. Bir tane keçinin annesi ölmüş. Yeni doğmuş. Biberon veriyorlar. Allah'ım. Kardeşim öyle büyüttü. Köpürde kucağıma aldı. Bir içiyor lan. Evin içine getirmiş. Köydeki kardeşim. Üşümüş annesi de bakmayınca. Ölmüş mü? Anne bakmamış mı? Nasıl olmuş? Biberonla onu beslerdi günlerce. Ay, cana getirdi. Anne simsiyah. Bir içiyor biberonla. Şey çok tatlı sütü. Oluyorlar. Hele o gözlerine bir tatlı nasıl oluyor. Nasıl tatlı? Çocuk şu kadar. Daha 4-5 yaşında.
Keçiyi kucağına almış, bir süt içiriyor. Köyde yetişen çocuk da böyle. Yani o çekirdekten yetişme ya. Maşallah nasıl böyle şeyler. Küçücük bir köpek var. Onu tutuyorlar. Bizim Salim doğdu mesela hayvanın hasılın içinde yetişti ya. İstediğin gibi hayvana bakar, becerir, nasıl yapılacağını bilir. Biliyorlar yöntemini. İğneden ipliğe her şeyini bilir ama ben sal hayvanın içinden öleceğimi şaşarım. Çünkü hiçbir o ortamda bulunmadı. Salim'in evet, karşısında bir çocuğu var iyi. Salim'in karısının bir çocuğu var. Salim'in bir çocuğu var demek istedim. Evet, bir çocuğu var. Bir de hamile mi diyordu? Tatlı kızımız var. Pet tatlı o da. Düşük yaptı. Düşük yaptı ya. Şeymiş. Düş gebelik. Düş gebeliymiş. Işte. Biz aslında üst üste istiyoruz. Salim tek ya. Yani bir doğum olmuş 20 milyar. 17 milyar. Şimdi doğum yapmayan adam oldu. Şimdi özelde mi? He? Normal yapma. Şimdi normal doğuran var mı? Ben olsam normal doğururum. Normal bizim yollardan doğururum. Bizim kardeşin gelini doğuracak. Doğurmuyorlar, korkuyorlar işte. Kaldı. 17 milyar olmuş doğum. İnsanlar doğuramıyor da. Vallahi. Yani. Hastaneye geçin doğursun canım. Korkuyorlar işte gençler. Ama ne bileyim hiç korkmadım. Bizim zamanımızda olsaydı biz de mi öyle yapardık? O imkan yoktu ya mecburen kendi başımızın çaresine baktık da. Ya yok ya kadın bu, yine bu kadın. İmkanlar olsa biz de mi acaba böyle yapardık ki? Zannetmiyorum. Ben şimdi olsa gene giderim eğer öyle bir normali. Doğum olsa normal doğum yaparım. Buna hamile bunu doğuracağım dedesi. Hiç yapamam gibi. Ben yapamam. Bastonu eline almış bir şişede isport almış. Aynen babam. He dedesi. Açtık kapıyı neyse geldi. Ben de anne annesi de bunu seviyor ya. Hamileyim ya. Benden çok annemin sanki çocuğu var. Aman bir seviniyorlar. Çocuk doğacak diye ben bilmiyorum. Ben ağlıyorum doğacak ben bunu ne yapacağım diye. Ondan sonra neyse sport yapmış. Aa doktora gidersem dedi şöyle. Bastonuna seni oturdum dedi. Niye? Tamam. Ben de 11 sene yahırda doğurdu dedi. İsporta oynadı. İsporta ne öğreteceksin? Ne yapacaksın? Doğum yapınca strok katmasın. Kız isporta yakaladı ama. Aman. Ondan sonra annem de bunu duydu. Şimdi doğum bizler abla söylemiş. İspirtoya mı kaldı? Bir doğrusu var mı çocuğum? Anam annem eteklerini toplamış bir geldi. Papazın herif seni. Senin sakalından tutar bilmem ne yaparım. Yavrum papazı. Sen benim çocuğumu öldüreceksin mi? Ben ölürüm umurunda değil. Sümeyye olacak ya. Ondan sonra kovdu evden. Birbirine girdiler. Bir dedi ki o da olacak sen spor doktora koyacaksın. Bu arada sen sancı çekiyorsun. Ben sancı çekiyorum. Utanıyorum bir de. Eskiden utanma yani, vardı. Eskiden şöyle abi. Duruyorum karnımı içine çektikçe karnım ağrıyor. Çocuk karnımda kıvırdıyor. Ondan sonra neyse. Herkesin derdi bir ayrı. Valla bunun ikisi gitse de şöyle ben bir hani rahat rahat sancımı çeksem dedim. Neyse bunun ikisi de gitti. Mürvet yenge gibi Allah razı olsun bir kurt Emine vardı hemen yanımızda. Vatan bilgisayarın orada. Ondan sonra ev sahibin de iyiydi senden iyi olur. Ona çağırdım hemen. O da geldi hemen o kadını çağırmış Hacer abayı. Ya bu gelinin sıkmış kendini çocuk olacak içeride dedi. Hayır baba. Doktorlarım gitmedim dedim. Annem de geldi gayrı. Ondan sonra bir üç gün bu durdu. Ondan sonra da çocuğu aldı. Emzirmedim bile bunu hiç. Öyle büyük de doğdu. Yani Sümeyye'nin annesinin çocuğu. 7 yaşına kadar baktı. Bana anne demezdi ki. Ferda annedirdi. O baktı. Anam şimdi düşkün müsün anneannene? He, gene severim. Bir severlerdi, bir severlerdi. İşte onun yanında büyüdü ya. Pek severim. Gene severim. Bir hatım okun. Ortanca teyzemin, köydeki teyzeminin daha çok vakit geçirdiğimiz için annemden hiç farkı yoktu bana. Aşırı derecede düşkün bana. Ama Mümine'yi yanında sevmediler. Ölsün dediler hep ona. Allah Allah. Vallahi. Ne kadar cahillik. Ölsün dediler çocuğa. Kız oldu diye mi? Ya kızım. Yok ben de kızdım. Ben de kızdım. Yani hasta. Asıl işte hastaya önem vermek gerekmez İşte mi? İşte Mümine hasta doğunca ağzından burnundan kan gelince geberesice gebersin. Ölsün. Buna masraf etme dediler. Doktora götürdükçe çocuğu. Eski insanlar. O babam var ya o babam. Allah'ım. Anam eskilerde vicdan denen bir şey yokmuş ya. Mümine hastalandı. Çocuğun ağzından kan geliyor. Yine dişi kilitledi. Allah ne yapayım ne diyeyim para yok bunun babası attı gitti Antalya'ya.
Annem Gül'ün evinde kalıyor. Öyle bir rezil durumdayız ki var ya. İçler acısı. Hizmetçisin, resmen köleydik orada. Ondan sonra çocuk şey edince babam da izindeydi. Para yoktu. Anneme dedim ki anne dedim böyle böyle para yoktu şey. Baba yurt dışında. Sen parasızlık çektin. Geldi izine geldi. İşte izinde. He. Ondan sonra annem de vermiyor mümine ölsün diye. Yani önemsemiyorlar çocuk ölsün diye. Ama öldürmeyen Allah öldürmez. Öldürmedi işte bak. Sonuçta yine, senin annesin o. Bir anneye çocuk olsun dinir mi? Dinir mi? Kız mümine düştüydü bir keresinde. Ocağı han evini şeye getirmiş. Haber salmış. Koy otobüsüne, koy otobüsüne varmış. Mümine beşinci kattan düştü öldü yetişin koy. Koy değil. Mümine, o zaman da gene mümine böyle hastandı. Hastane değil yoğun bakımda çocuk suyun içine koydular. Şunun gibi morardı. Koy bir baktıydı koca otobüsüne doluşmuş ağlıyorlar kapıdan girerken vay karamanlı kızı da karamanlı kızı öldü değil millet toplandı he şuradan geliyorlar hücum hücum kız ne oldu mümine öldü nasıl düştü çocuk diyor kız ne ölmez düşmez çocuk işte daha burada ondan sonra geldi ben öldü dedim dedi öldü belledim ne bileyim dedi anne anne niye öyle diyorsun sen dedim çocuğa ölmemiş çocuğa dedim ondan sonra da neyse çocuğu götüreceğim işte minibüs parası bulamıyorum o şeyden bileceğiz şuradan. Babam bir annem babama söyledi bir 10 lira verdi parayı şöyle çağırdı şuradan şöyle attı gebersin dedi şöyle. Hmm. O parayı mecbur aldım. Karşıda minibüs bekliyordum Sadiye'nin şeyin orada o annenle gülün girişinde. Bir yandan da bir ağlıyorum çocuk kucağımda ölüyor dişi kilitlendi. Taksi durduracağım taksi durmuyor. Minibüse bineceğim neyse bir gidelim. Senin ana da baba da vicdan dedi bir şey yok. Allah Allah akşam ezeli bir de Şeynaz Hanım. Ondan sana söyleyeyim, çocuğu aldık, Sadiye dedi ki kız niye alıyorsun dedi. Dedim ki babam 10 lirayı şöyle fırlattı, gebersin diye dedi. Dedi ki onun parasını hiç almadı, kadın bana 10 lira verdi, onun parasını geri ver dedi. Bu sen de onun suratına fırlataydın o parayı, ihtiyacım yok. Hastaneye, kız yanlarında kalıyorsun, kaldık, attı gitti babaları bizi. Gidecek yerim yok, mecburum. Ondan sonra, neyse çocuğu hastanede iyi ettirdim, geri getirdim. Sadiye'nin parasını el işi yaptım Sadiye'ye ödedim babamın parasını da geri verdim aldı koydu. Al kızım bu da sende dursun ilacını al dinle. Ağlıya ağlıya bıraktım. Ondan sana söyleyeyim de çok zor günler geçti. Bu benim annemin babam altın o zaman vallahi. Şimdi de annem dönmüş. Annemi babamı bırak benim kardeşlerim vallahi. Yani el birliğiyle şey derler öyle bir durumda. Şimdi de dönmüş kızım ben senin kıymetini bilememişsin. Bir tane kızım senimizsin. Vay kızım şimdi öyle diyor. Yani gerçekten çok bazı şeyleri affedemiyorsun ya. Bir ay sonra konuştursam belki de fikri yine değişecek. Değişir. Değişir. Dengesiz mi? Yağmur işte. Yağmur yağıyor yağıyor. Ay, nasıl yağıyor hem de? Allah'ım lütfen yağsın. Kokurluyor. Hem de nasıl yağıyor? Lütfen yağsın da bahçe. İyi senin bahçe yaşadı. Vallahi. Ha o yanına yağsa da. De yağmaz. Bakayım onu ne? Yağar herhalde yağar o tarafa da. Nasıl yağıyor? Sümeyye nasıl yağıyor derken sanki bana. Yağıyor yağıyor anne yani. İyi yağıyor. Böyle baksana çok... balkonun esnanı. He yağıyor kız. O stillerimin biraz dibine... Allah'ım bereketli yağmurlar ver ya Rabbi. İşte. Dedim ya sana bugün yağmurlu İnşallah diye. Kızım bugün de yağsın. Yarın da yağmurlu. Salı çarşamba da. Pazartesi de yağmurlu herhalde. Yarın da mı yağmurlu? Ha, yarın da yağmurlu. Pazartesi de yağmurlu. Nereye gideceksiniz? Güzel yurtta arkadaşım var da okul arkadaşım. O davet etti de oraya gideceğiz. Kimle gidiyorsunuz? Diğer arkadaşlarına. İyi. Bizim okul sınıf arkadaşları grubumuz var. Evet çok iyi. T25-30 seneden sonra buluştuk tekrar. Evet çok iyi. O da güzel yurtta kalıyor da o davet etti bizi. Pazar günü ben gidemezdim aslında da Aydın'ın maçı varmış. Maça gidecekmiş. Gayrı ben de sen maça gideceksin ben de gideyim onlarla dedim. Kaç kişisiniz? Sare dediğim arkadaşımızın arabası var işte. Evet demiştim. Gülcan, Sare, ben. Üç kişiyiz. Evet, Gülfidan'dan 4. Gidin. Kışın ben de toplandıydık hep. Ta o zaman davet ettik de bir kısmet olmadıydı işte. Allah nasip ederse yarın gideceğiz de. Gidin. O köyün çöreği meşhur ya somunu. Şeyde yapıyor değil mi? Yapıştırma yapıyor şöyle yapıştırma. Yok, normal fırında. He. Taş fırında yapar onlar şöyle yuvarlak yuvarlak. He, bildim. Evvelden beri meşhur olanın somunu. Hızlanıyor. Da 5'er kilo da un alın gelin demiş arka arkaya
Çörek yapalım size demiş. Mantıklı. İyi yapıyorsun. Allah nasip eder, soruya gideceğiz. İnşallah yapalım. Hamza. Nasıl güzel yağıyor. Allah'ım nasıl güzel oldu. Tertemiz dışarılar. Nasıl çok köpek var Hamza. Yalınız ne çıkma vallahi. Korkmuyor mu köpeklerden? Alıştın iyi. Uy. Ne? Yok ıslanmadı. Bakalım nasıl konuşuyorlar. Kaç çıkma. Öte göre sıcak kanlı tamam, değil. Ben çıkmıyorum. Çekmiyorum da diyor. Sen böyle bir diyor ölümlü. Ama telefon diye. Telefon denen bir şey var ya. Canım anne falan kişi yani, ölmüş. Yani falan ölmüş beraber gidelim de. Ölüm bu yani. Değerli takipçilerim eski evimizde komşumuz vardı. Çok sevdiğimiz çok iyi bir komşumuz. Teşekkür ederim. Aniden rahatsızlanmış. Aniden de. İşte ani hastalık. Kalp değil. İki ayın içinde kanser yok kanserimiş. İki ayın içinde aldı götürdü kadını. Çok Allah rahmet eylesin. Çok üzüldük. Gerek yok. Hiç kimseyi üzmeye, kırmaya gerek yok. Yaptığın bir iyilik. İyilik yaparsan arkandan iyi anılıyorsun. Kötülük yaparsan kötü anılıyorsun işte. Kesinlikle. Değmez yani. Hiç değmez. Gerçekten değmez. Değmiyor. Gençlikte yokluğuna, borcuna, harcına, çoluğuna, çocuğuna ömrümüz geçiyor. Tam rahat edeceğimiz zaman al ve Allah hastalık veriyor. İşte. Tandırlıkların önünde. İki iyiliksiz bir dünya. Tandırlıkların önünde otururken derdim ki Allah'ım bir kümes kadar bir ev ver. Kendimizin olsun, kötü olsun. Başımız sokacak bir delik olsun. Başımız sokacak şöyle. Hani kapısını örttüğümüz zaman birinin emrinin altında olmayalım diyor annem. Kaygısız aşığına. Ağrısız başı. Allah neler verdi neler verdi işte şimdi de. Yani gerçekten mal verirse de hayırlısına. Allah bugünümüzü aratmasın. Gelin ona yorum yer yok. Zaten evlendiğinde zayıfıdı yazık. He. Pek zayıfıdı. Gelin yanında mı? Ayrı ayrı. Ona da, ayrı. Ona da ev almışlarmış. Ona da ayrı almışlarmış. Bir tane de oğlu var bu da hocam. Allah rahmet eylesin de. Ay ay. Sultanı da gelin ise gözü görseydi işte. He. Kız var ya. Ha, kız. De Allah'tan sultan aklı başında kız yani. Kendini yönetebilecek bir çocuk. Yaşı biraz büyük kardeşim. Yani olgun, yaş olarak da olgun da, akıl olarak da çok hani olgun, oturaklı birisi. 30 yaş mıydı? Valla yaşını bilmiyorum pek de. 30 var mı bilmiyorum. İnşallah Allah yüzüne baksın. Çok iyi günümüz geçti ya, çok iyi komşuluğu vardı. O teraviden çıkınca otururduk ya şeyde. Aşağıda diyor. Evde olan çayı koyardı biz teraviye giderdik. Biz gelene kadar o çayı demlerdi. Yani kim evdeyse o gün komşulardan. O aşağıya bizim camın altına otururduk. Orada gece 12'ye kadar çayımızı içerdik, sohbet ederdik. Bizden sonra geldi değil mi? Hı, sonra geldi. Ben arada bir gördüm sen öyle de. Sen gittikten sonra geldi. Dışarıda bir merhabalarımız. Onlar da Nail'e sattıydı işte evi. Komşularımız her birimiz bir yere dağıldık, dağımcılığım evet, olduk vallahi. O eski komşular olsa. Şimdi o eski bina şey, perili koş gibi bir şey olmuş. Kimse yok ki. Aslında orada saklık binaları geri alıp oturacağım. Hep geri dönelim mi oraya? Vallahi. Emsal'ın konuşuyor. Komşular da iyi diyor. Hani eskiler iyi de iyi dedi, bunlar da iyi diyor. Öyle bir kötü komşu yok diyor. Şey, komşular iyi de, gelenler de iyi de, bizim samimiyetimiz yok. Yok. Orada hep hani biz... sahibi mi? Ev sahibi. Hep ev sahibi de. Kiracı yok. Bizim gibi şey yok. Komşuluk ilişkisi. Öyle gibi. Kutu çırptım pek de. Yok. Yedik içtik, güldük, oynadık, konuştuk değerli takipçilerim. Biraz da şöyle yayılalım. Alana çıkalım. Çayırlığa bir ot toplayalım varsa eğer. Şuraya... Kapıyı mı sildi? Evet, hoşuma gitti.